Şimdi doğal görünen bir çeşitliliğin dijital olarak nasıl oluşturulacağını düşünmenin zamanı geldi. Merhaba arkadaşlar, ben geri geldim. Her zamanki gibi hazırlık paketinde birkaç değişiklik oldu. Ve bunları görmek isteyebileceğinizi düşündüm. Harika, biz de tam deri ve pulların ayrıntılarını konuşmaya başlamak üzereydik. Teşekkürler Tia. Bir şey değil, bol şans. Teşekkürler. Tia buraya deri ve pullar için bir desen örneği eklemiş. Bana sanki biraz bulutlarda gördüğümüz çeşitliliği anımsatıyor. Burada hem yeşilden sarıya doğru bir renk çeşitliliği hem de koyudan açığa doğru bir parlaklık değişimi var. Ayrıca deride de pullarla karşılaştırıldığında daha farklı bir desen olduğuna dikkat edin. Genel olarak daha pürüzsüz ve daha koyu görünüyor. Başlamadan önce sorunu iyice basitleştirelim. İlk olarak tek bir pula odaklanın. Ve bundan şunun gibi ince bir şerit kestiğimizi hayal edin. Bir boya şeridi gibi. Şimdi mevcut renk çeşitliliğini daha iyi görebiliyoruz. Koyu yeşilden açık yeşile geçişlerle dolu. Şimdi yapmamız gereken bunu matematiksel olarak göstermek. Bilgisayarda renk şeridi bir dizi renkli hücre veya piksel topluluğu olarak temsil edilir. Her pikselin rengi açık yeşilden koyu yeşile değişebilir. Gerçekten upuzun bir boya şeridi gibi düşünün. Ayrıca parlaklık çeşitliliğini de göstermek istiyoruz. Bunu iki boyutlu bir plan olarak düşünmek daha kolay olur. Burada x ekseni renk şeridindeki konumu, y ekseni de rengin parlaklığını temsil ediyor. Şu anda tüm renkler aynı çünkü düz bir çizgimiz var. Henüz hiç çeşitlilik yok. Temel rengi buradan ayarlayabiliyoruz. Bu çizgi çoklu kontrol noktalarından oluşuyor. Eğer bir noktayı yukarı çekerseniz o bölge daha açık renk olur. Eğer noktayı aşağı çekerseniz daha koyu olur. Bu parçalı doğrusal eğri olarak bilinen bir araç. Çok iyi. Şimdi bu noktaları rastgele dağıttığımızda neler olduğuna da bir bakalım. Bu istediğimiz şeye yaklaşıyor. Bu yöntemle ilgili bir sorun şu anda geçişler arasında keskin bir sınır olması. Evet ama bunları bu çizgileri birer eğriye dönüştürerek düzeltebiliriz. Bunu da alt bölüm ayarını kullanarak yapıyoruz. Karakter modelleme bölümünde alt bölümü algoritmasının nasıl çalıştığını açıklamıştık. Bilmeniz gereken şey şu, alt bölme ayarı ne kadar pürüzsüzleştirmenin yapıldığını belirliyor ve bu da daha aşamalı geçişlerle sonuçlanıyor. Temel rengi noktaların konumlarını ve pürüzsüzleştirme miktarını değiştirerek bir dizi enteresan desen serisi oluşturabiliriz. Şimdi deneme sırası sizde. Bir sonraki alıştırmada doğru başlangıç rengini seçerek ve parlak çeşitliliğini belirlemek için uygun bir iki boyutlu eğri belirleyerek farklı hedef kalıplarını eşleştirmeniz gerekiyor. Bu örnekte eğriyi parlaklığı kontrol etmek için kullanıyoruz. Ancak bunun gibi bir eğriyle kontrol edebileceğimiz başka şeyler neler? Bu tür eğrilerle pek çok şeyi kontrol edebiliriz. Eğlenceli bir örnek, Yusufçuk veya çekirge gibi böceklerin kanatları olabilir. Bunlara iyi bir dinozor filminde ve tabii ki bir böceğin yaşamı filminde de epeyce rastlıyoruz. Kanatlarda şeffaflık çeşitliliğinin yanı sıra renk, pırıltı ve aydınlatma kalitesi çeşitliliğini de görebilirsiniz. İşte tüm bunlar bu gibi eğrilerle ayrı ayrı kontrol edilebilir.